Hayırlı cumalar, günaydınlar. Bugün cuma, cumamız mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim gönlünüzde ne muradınız varsa nasip etsin inşallah. Bugün de böyle güzel bir sabaha uyandık. Uykumu almış bir şekildeyim bugün biraz. Çok şükür Allah'a. Yakup bugün uyudu. Sadece gece, yani yine geç yatıyor. Gece 2'den aşağı yatmıyor da 2'ye kadar ayaktayım yani. TV izliyorum, telefonda takılıyorum, kitap okuyorum falan, kahve içiyorum. Bu şekilde bir şekilde gece 2'ye kadar vakit geçiriyorum. Sizlerden gelen yorumları cevaplandırıyorum falan. O şekilde gece 2'ye kadar vaktimi geçiriyorum. Gece 2'den sonra uyuyor. Uyuduktan sonra tabii ben de yatıyorum. Gece böyle sabaha karşı biraz uyandı. Hemen ayağımda salladım, mamasını falan içirdim. Geri uyudu çok şükür. Bugün biraz rahatım. Allah'a çok şükür. Biraz dinçim. En azından daha enerjim yerinde. Gerçekten uykusuzluk kadar kötü bir şey yok. Felaket bir şey uykusuzluk. Evet, ne diyorduk? Bugün cuma. Cumamız mübarek olsun. Rabbim avuç içlerinizdeki dualarınızı, kalbinizdeki, gönlünüzdeki duanızı, niyetinizi kabul etsin inşallah. Günahlarımızı affetsin inşallah. Bugün Müslüman'ın bayramı. Allah'ım gönlümüzde ne varsa nasip eder inşallah ya Rabbim. Çocuklarımıza hayırlı bir ömür, sağlıklı saatli hayırlı bir ömür nasip eder inşallah. Bizlere hayırlı evlat olmalarını nasip eder inşallah. Ne diyeyim, gönlümden bir sürü dua etmek, dilek dilemek geliyor da bu kadarı şu an dilimden dökülüyor. Sabah rutinine başladık yine. Öncesinde Alper'i gönderdim, Aytuğ'u götürdüm okula. Geldim, yatakları falan toparladım, çocukların yataklarını falan. Çayımı koydum. Şimdi çayım kaynamak üzeredir. Gideyim onu bir demleyeyim. Bir bakayım hatta. Çünkü koyalı bir 5 dakikayı geçti, kaynamıştır. Boşa kaynamasın. Şu an Yakup da eline ıslak mendil paketini aldı. Habire içindekileri çıkarıyor. Sabahları böyle benim mutfak biraz karanlık oluyor. Şöyle koyayım sizi. Evet, dediğim gibi çayım kaynıyor. Hemen. Çay gibisi yok arkadaşlar. Çay gibisi yok vallahi. Çayın yeri ayrı, kahvenin yeri ayrı. Şöyle demlerken de o mis gibi kokusu var ya çayın. Bakın buhar nasıl buhar çıkıyor. Mis gibi kokusu çıkıyor. Umardı. Şimdi buna biraz su koyayım. Altı kısık bir şekilde beklesin. Zaten şu an saat 9. Yaklaşık 40 dakika sonra eşim gelir. Kahvaltıyı hazırlarım o gelene kadar. Bugün burada hava rüzgarlı. Geceden beri rüzgar esiyor. Hatta ben gece elektrikler falan kesilir diye de korkuyordum ama çok şükür kesilmedi. Çünkü bizim evde şeyle bozuldu hep. Ne onun adı? Söyleyemedim. Gene aklıma gelmiyor. Fener. Fenerlerimiz bozuk. Yeni fener almamız lazım. Mum da, yani gece mum yakıp da şey yapamam. Allah korusun, uykuya dalsam tehlikeli. Telefonun ışığını, böyle elektrik kesildiği zaman telefonun ışığını açıyorum. Bu sefer de şarjı bitiyor. Elektrik ne zaman gelir belli olmaz. Telefon artık elimiz ayağımız bizim yani. Olmasa ne yaparız acaba? O kadar telefon müptelası olduk ki. Gerçekten eskiden telefon yoktu. Yani böyle cep telefonu olup sosyal medya falan, sosyal şey yoktu. Ne yapardık? Örgü örerdik, TV izlerdik, dizi izlerdik. Yine kitap okuma falan, hani bu tür şeyler yapardık. Şimdi telefon elimizde. Ne bileyim, her bulduğumuz fırsatta illa o telefonu alıyoruz bir. İçinde ne var ne yok. İçinde dünya var zaten de. Hani ondan zaten bu şeyimiz. Ama yok yani, ben şöyle kendime bakıyorum. Gene çok şükür. Bütün günümü telefonla da geçirmiyorum yani. Zaman zaman yapmak istediğim şeyleri de yapıyorum. İbadetimi yapıyorum. Kitabımı okuyorum. Çocuklarımla ilgileniyorum.
Hani bütün kendimi sadece telefona da vermiş değilim çok şükür. Paylaşım yapıyorum her zaman. Bu yani paylaşım yapmak 2 dakikalık bir iş zaten. 1 dakikalık çocuğumu ayağımda sallarken bile yapıyorum onu. Ama sadece telefona bağlı müptela bir insanda olmayalım. İbadetimizi yapalım. Hele bugün de cuma. Bol bol zikir çekelim. Ben şimdi kahvaltımı hazırlarım. Sabah sabah yani kahvaltı öncesinde yapacak bir iş olmuyor pek fazla. Eşim gelmeden kahvaltı da yapmadığım için kahvaltı tepsimi hazırlarım. O gelene kadar biraz zikir çekerim. Böyle. Ben şimdi kalkıp tepsimi hazırlayayım. Sonra günün devamında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kameranın yerini şaşırdım görebiliyorum. Arkadaşlar, fincanım burada. Çayım şu anda ısındı. Çayımı dolduracağım. Balkona çıkıp bir balkonda bir şöyle bir çay keyfi yapmak istiyorum. Alper de geldi okuldan. Ona yemeğini falan hazırladım. Yakup'un da karnını doyurdum. Aytuğ falan hepsini doyurdum. Şimdi dedi şöyle bir yarım saat kadar kendime zaman ayırayım. Balkona çıkacağım. Hava da kapalı ama yani öyle günlük güneşlik bir tam balkon havası yok. Hava kapalı ve üstüne bir de hafif hafif yağmur serpiştirmeye başladı. Burada hava bayağı bir yağmura dönüyor. Dün akşamdan beri rüzgar var demiştim zaten. Rüzgar devam ediyor. Ancak zaten rüzgarı yağmur durdurur. Şimdi birazcık balkonda oturayım. Şöyle ben balkonda otururken de bir yağmur bastırsa ne güzel olur. Çok seviyorum çünkü çok hafif serpiştirdi. Böyle mis gibi toprak kokusu olmuş dışarıda. Ben de bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Çok severim toprak kokusunu. Böyle hafif hafif çiseleyen yağmurun altında böyle balkonda çay veya kahve içmeyi çok severim. Çay içeceğim. Bu arada doldurayım, ısındı çünkü çayım. Bu haftayı da bitirdik. Tatile girdik. Bakalım, bir hafta tatildeyiz. Planlarımız var. Bir iki yere gitmeyi düşünüyoruz annemle. Annemle bir iki yere gitmeyi düşünüyoruz. Ali Bey ile ancak şehir içi gezebiliriz. Ama annemle şehir dışına falan çıkmayı düşünüyoruz. Bakalım önümüzdeki pazartesiden sonra. Çünkü eşimin şu an izni yok. Maalesef pazarları bile çalıştığı oluyor. Önce bir şu şehir dışı işini halledelim, bir gezelim 2-3 gün. Sonra 2-3 günde köyde kalırım. Sonrasında evimize döndüğümüzde de eşimle burada artık çocukları çarşıya, ne bileyim, sahile falan, parka falan götürürüz, gezdiririz. Akşam yemeğine de bu arada ben şey yapayım, dışarıya çıkayım. Alayım telefonu, fincanımı. Işığımı kapatayım. Akşam yemeğine de bir karar verdim. Şey yapmayı düşünüyorum. Bakayım da. Bir yandan Yakup'u da düşünüyorum. Dışarı çıkıyorum ya. Abileri bakıyor şu an Yakup'a. Oh, vallahi ferahladım şu balkona çıkınca. İçeride bunalmışım bugün ben. Kediler oturuyor hep buraya. Diyorum ki ben sizin için mi seriyorum buraya diyorum, şeyi diyorum. Küçük bir sedirim var. Ben diyorum sizin için mi diyorum koyuyorum bu sediri, üzerine örtü örtüyorum, ufak ufak yastıklar falan koyuyorum. Hani elimden gelse şu balkonu daha güzel yaparım da. Bir de balkonda şu an şöyle göstereyim. Balkon kapımız yok. Buraya balkon kapısı yapıp burayı biraz daha güvenli bir hale getirdikten sonra düşündüğüm, planladığım şeyler var benim balkon için. Bir masa koymayı düşünüyorum. Buraya kilim sererim. Ne bileyim, yer minderi falan atarım. Düşündüğüm şeyler var da balkonum için. Zamanla, inşallah zamanla olacak şeyler bunlar. Sabır gerektiriyor.
İşte böyle diyorum işte kedilere. Sizin için mi otu koyuyorum ben bu sedir diyorum. Geliyorlar, yatıyorlar. Sonra tüy falan oluyor. Ne diyelim? İşte böyle. Yemek olarak da şey yapacağım. Tavuk. Alper tavuk göğsü kavuruyorum her zaman. Tavuk göğsü istiyor. Ama ben de şu işarpı şöyle indiriyorum ama olmuyor yine de oradan. Her defasında boneyi takmak gerekiyor. Evet annem, yağmur dindi biraz. Ama böyle çok güzel yani bir... Ben hep yağmur havasını severim. Hep söylüyorum bunu da. O yüzden böyle çok hoşuma gitti şu anki hava. Kapalı ama hafif yerler ıslak. Böyle hafif bir toprak kokusu. Mis gibi. Bilmiyorum, ferahladım ben. Ya içeride çok bunaldım. Sabahtan beri içerideyim. Ya ondan. Hani okula gel gitler oluyor ama yoruluyorum da. Tavuk göğsü kavuracağım. Alper 2-3 günden beri istiyordu. Eşim daha yatıyor şu anda. O biraz uykusunu alsın. Gece vardiyasında çalışmak çok zor onun için. Çok uykusuz kalıyor çünkü. Beni Yakup... Kızım ama dikkat et çaylar. Beni Yakup uykusuz bırakıyor. Eşim de işten dolayı uykusuz kalıyor. Diyorum vallahi. Yine ayakta duruyoruz ya. Kızımın tercihi. Çok yakışıyor kızıma. Çayımı da soğutmayın bu arada. O gerçek çay mı? Yok kızım, yalancı çay. Tabii ki gerçek çay. Tamam, ama çok şey yapma, ama kırılmasın, tamam mı annem? Şimdi ben bir balkon keyfimi şöyle keyfini çıkara çıkara yapayım. Sonrasında da mutfağıma geçeceğim. Dediğim gibi tavuk göğsü kavurmayı düşünüyorum. Yani fikir değişmez inşallah. Alper kaç günden beri istiyor. Yapma, düşer. Lavaş ekmeği alırız, salata falan. Lavaş ekmeği! Öyle lavaş ekmeği. Bir şeyler yaparız inşallah. Neyse. Bana iyi keyifler. Evet arkadaşlar, mutfağıma girdim. Balkon keyfi de bitti. Aşağıları yolu süpürdüm. Bizim merdivenden aşağıya inince balkonumuzun önü. Önünde ağaçlar var, incir ağacı var. Annemin büyük büyük çiçekleri var. Japon gülü deriz. Ağaç şeklinde olur. Kırmızı kırmızı açar. O var. Başka birkaç ağaç daha var. Böyle ufak ufak var. Onlardan dolayı çok evin önü çok gazel birikiyor. Oraları süpürdüm. Sonra akşam ezanı okundu. Namazımı kıldım ve mutfağa geçtim. Demiştim tavuk göğsü kavuracağım diye. Tavuğun şu yağ kısımlarını alıyorum. Sevmiyorum ben tavuğun yağını da derisini de pek sevmiyorum. Şimdi bir bunu hemen hızlı bir şekilde doğrayacağım. Şu kollarımı sıyırmasam rahat edemiyorum. Yemeğin içine girdim şu kollarım. Kaç günden beri o yolu da süpüreyim diyordum. Kalıyordu hep. Orayı da süpürdüm ya, içim rahatladı. Ortalık temizlendi. Açı nasıl arkadaşlar? İnanın var ya, şu işe başlamadan önce bir 10 dakika herhalde açıyı ayarlamakla uğraşıyorum. Vallahi yağmur da yağmadı. O kadar balkonda oturdum. Hava kapalı ama bekledim yağmur yağmadı. Kaç günden beri Alper diyordu anne tavuk göğsü kavur, anne tavuk göğsü kavur. Evde yoktu, evde dur. Bazen buzlukta oluyor. Evde olsa çoktan yapardım. Artık bugün de zaten biz hanımların yemek derdi hiç bitmiyor. Ne yemek yapsam. Sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra içimize bir kurt düşüyor. Bugün ne yemek yapsam? Artık söyledim eşime, dedim git tavuk göğsü al, çocuğun canı istiyor. Hemen yapayım. Ay, şu sağında solunda şöyle kemikler oluyor. Yanına da salata yaparım. Bir de lavaş ekmeği de aldı eşim. Ekmeğin arasında sarıyoruz.
İçinde ketçap, mayonezle çocuklar çok seviyor. Şöyle elimden geldiği kadar ince ince ufak ufak doğramak istiyorum ama. Gel anneciğim. Gel. Gel bugün okulda ne yaptınız anlat. Bugün okulda 3 okul idaresi 3 ayrı sınıfı sinemaya götürmüş. Yani bizim de haberimiz yoktu. Çocukların da haberi yoktu. Sürpriz olmuş. Geldi bugün. Anne bugün bil bakayım biz nereye gittik. Nereye? Sinemaya gittik. 3 sınıf. 2 dil sınıf. 2 dil sınıfı. Bir de başka bir sınıf daha. Normal sınıf. Normal 5. Öğretmenleri demiş ki hadi toparlanın sinemaya gidiyoruz. Çocukları sinemaya götürmüşler. Nasıl mutlu olmuşlar? Nasıl mutlu olmuşlar? Bak geldiğinden beri anlatıyor. Bugün İngilizce daha öğretmeni arayıp teşekkür edeceğim. Fırsat olmadı. Bugün de İngilizce yazısı açıklandı. Kaç almış? 96. Aferin oğluma benim. O 4 puandan şeyden gitmiş ya. Neyden? My His Her diye bir kısım var. Oradan gitmiş. Ha. Oradan 1 puan gitmiş. 1 puandan... Sen ne yapıyorsun kameraya bakıyorsun? Vallahi ben işe dalıyorum ya. Bunlar böyle. Ben sonradan videoyu izlediğim zaman bakıyorum ki arkamdan geçerlermiş, benim arkamda durup kameraya bay bay yaparmış, burnunu, kaşını gözünü oynatırmış. Ben bunları sonradan görüyorum. Çünkü iş yapıyorum, o anda kameraya her dakika bakamıyorum. Sonradan düzenlerken, kamerayı videoyu düzenlerken bakıyorum. Ay tu arkamdan geçmiş, Aylin gelmiş bir şeyler yapmış. Sonra ben gelmişim bir şeyler. Kalp yapıyor sizi. Kalbim sizinle diyor. Ay bu öksürük geçmedi bitmedi Allah'ım. Ay çok şükür Allah'a. Çok şükür Allah'a. Yakup bugün biraz iyi. Ay şeytanın kulağına kurşun. Çok şükür Allah'ım bugün biraz iyi Yakup. Ay nasıl mutlu oluyorum o biraz düzelttiği zaman, iyileştiği zaman. Yavrum ne gece uykusu kalmıştı, ne gündüz uykusu kalmıştı. Ay boğazım tıkanıyor. Of. Çocuklarım. Anneciğim sen bana bir şey mi soracaktın? Aytu. Tatile de girdik. Ben biraz önce 10 gün tatil. Ama abim 10 gün tatil. Biraz önce söylemiştim tatil planlarımız var diye. Pazartesiden sonra Allah nasip ederse. Ay tıkanıyorum. Ay kusura bakmayın. Şimdi o anda öksürük tutunca kamerayı kapatmak da olmuyor. Kapataç olmuyor. Ay, mahvetti beni bu hastalık. Ne diyordum? Pazartesiden sonra Allah nasip ederse Mersin'e gitmeyi düşünüyoruz. Annem, kayınvalidem beraber trenle Mersin'e bir yolculuk yapmayı düşünüyoruz inşallah. Oğlum dikkat et. Hadi artık içeri geçer misin bebeğim sen? Aa, Mersin'e geçebilir miyim? Yemekten sonra. Yemekte içebilir miyim? Bakalım. Yemekte içebilir miyim? Hı. Şimdi anne. İlk ödevi yaparken. Tamam içersin. Sen şimdi içeri geçer misin lütfen? Tamam. Hadi bebeğim. Onu sen şimdi babana sor tamam mı? Bak ben çok acele bir şekilde yemeği yetiştirmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu doğrayayım, ocağa koyayım. Devamında görüşürüz inşallah. Thank you.
göğsünü kavurdum, salatamı da yaptım. Biz buna ev usulü tavuk dürüm diyoruz, tavuk döner ne derseniz. Bize göre öyle yani. Ve bu dürümleri yapması da Ali Bey'e kalıyor tabii ki. Evet. Yapması, pişirmesi benden, dürüm yapması da Ali Bey'den. Kolay gelsin Ali Bey. Sağ ol. Daha önce de yapmıştık zaten. Daha önceki videolarımızda da var. Bu şekilde marul salatası veya çoban salatası, evinizdeki malzemeniz neyse herhangi bir salata. Tavuk göğsünü de kavuruyorum. İşte baharatlarla. Önce haşlıyorum. Sonrasında da kavururken de yağını, baharat olarak da işte karabiber, kekik, pul biber, bunları koyuyoruz. Lavaş ekmeği alıyoruz. Lavaş ekmeğinin içini önce ketçapla mayonezliyor Ali Bey. Salatasını, tavuğunu koyuyor ve ketçap mayonez de koyduktan sonra da dürüm gibi sarıyor. Oluyor size ev usulü tavuk dürüm. Ev usulü. Tabak al, yukarlamak döküldü onlar. Evet, tabak al. Allah aşkına kocaman kocaman tabaklar var. Küçük tabak almış. Kahvaltı tabaklarını alıyor bana. Burada ben bir sürü İşte var. Erkek. Erkek mutfakta ne anlar? Ne anlar? Hangi tabağı alacağını bilmiyorum. Tavuk dürüm yapmayı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bizim yemeğimiz hazır. Ali Bey, ellerine sağlık. Aferin. Benim de elime sağlık değil mi? Abi ben de duyayım yani, bu kadar emek veriyorum. Benim de elime sağlık. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani. Neyse, biz fazla gevezelik yapmayalım. Çocuklar aç, biz açız. Benim ses gene gitti, farkında oluyor musunuz? Gündüzki konuşmalarımla akşam oluncaki konuşmam arasındaki ses farkını fark edebiliyor musunuz? Bu işte faranjitten kaynaklanıyor. Şurama bir ağırlık çöküyor sanki. Bu faranjit geçmiyor. Neyse arkadaşlar. Ben bugün akşam yemeğimi de yaptım. Çok şükür Allah'a. Videolarımızı beğeniyorsanız inşallah yorum yapmayı, beğen yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ellerinize sağlık. İyi tatiller diyorum bu arada. 9 günlük tatile girdik. İyi tatiller.